Bu süreç böyle gitmez. Onu söyleyeyim. Şu anda zamlar ve ekonomi milletin belini bükmüştür. Ve çok net bir şey de söylemek lazım. Ekonomi iyi değilse bir ülkede hiçbir şey iyi değildir. Bugünkü ekonomik sorunların kaynağı da zannedildiği gibi sayacağımız büyük faktörler var. Ama bunları yöneten iktidardır. Yani bugünkü ekonomik sonuçtan iktidar sorumludur. İktidar hiçbir kötü sonuçtan kendisini sorumlu hissetmiyor. Hep ihale ediyor sorunları. Ama bugünkü sonuçtan iktidar doğrudan sorumlu ekonomik durumdan. Bir başka konu da şu, iktidarın da dışında bugünkü ekonomiyi etkileyen üç tane önemli şey yaşandı. Bunlardan birincisi COVID. COVID ile insanlar içeri hapsedildi. Bakın bunların sonuçlarını biz sosyal psikolojik alanda görüyoruz. Sebepsiz cinayetler, eşini öldürmeler, intihar etmeler, tacizler, akla gelmeyen saçma sapan katliamlar, bunların hepsinin besleyen en önemli kaynaklardan bir tanesi insanların çok uzunca bir süre içeride tutulmuş olmaları ve insanlar birlikte yaşamayı, sosyal ilişkileri bu konuda ciddi bir biçimde unutmuşlar ya da devre dışı bıraktılar. Çok basit şeylerden öfkelenmeye ve tahrik olmaya başladılar. İkinci çok büyük bir olay deprem hadisesi. Bu deprem hadisesi gerçekten Türkiye'nin 1/5'i yıkılmıştır. Bunu çok iyi anlamak gerekir. Yalnızca binaların yıkılması değil, yalnızca çok büyük bir insan kaybımız değil. Aynı zamanda bir zihniyetin yıkılması, insanların bulundukları yerlerden başka yerlere gitmeleri, yani sayısız sorunları ortaya çıkarmıştır. Üçüncüsü de Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın ekonomik olarak yansıması. Bu da çok ciddi bir problem olarak bize yansımıştır. Ama Türkiye'de iktidarlar, bak dikkat ederseniz, üretime yönelik ve Türkiye'yi verimli bir ekonomik yapıya götürecek bir söz ve söylem içerisinde hiç bulunmuyorlar. Yani Türkiye şunu yapıyor, mevcut iktidar, patatesiniz azsa ithal ederiz, soğanınız azsa ithal ederiz, saman yetişmiyorsa ithal ederiz, et yetişmiyorsa ithal ederiz. Aklınıza ne gelirse ithal ede bunların bir de dolar olarak ödenmesi gerekiyor. İşte bu karşılıksız değil. Bir yerden bir şey aldığınız zaman bunun bedelini bir biçimde ödeyeceksiniz. Bunu öderken de ister istemez dolara ihtiyacınız var. Çünkü onu onunla borçlanmışsınız. Bu sefer dolar elde etmek için elinizden gelen her kaynağı seferber etmek durumunda ve konumda kalmışsınızdır. Şimdi bir defa vatandaşlar da siyaset kurumu söylemiyor ama ben söyleyeyim. Yani vatandaşlarımız, hepimizin canımız ciğerimsiniz, biz de sizin parçanızız ama şunu bileceksiniz, kazanmayanın harcama yapma hakkı yoktur. Gelirinden fazla kimse gider yapamaz. Kimsenin tasarruf etmeden yatırım yapma imkanı da olmaz. Ve üretmediğinizi tüketemezsiniz. Eğer böyle yapıyorsanız, yani üretmeden tüketiyor, gelir yapmadan gider yapıyor, kazanmadan harcama yapıyorsanız, onurunuzdan ve kişiliğinizden taviz vermeye zorunda kalırsınız. Kişilikten taviz verdiğiniz zaman da giderek köleleşir, uşaklaşır bir konuma ve duruma gelmek gibi bir kader sizi bekler. Onun için herkes harcama yapmadan, heves duymadan elini cebine, imkanlarına götürmesi gerekir. Bir ikincisi de mevcut şeylerin, hayatın şakaya gelir tarafı yoktur. Mutlaka üreteceğiniz bir şey, meydana getireceğiniz bir ürün
olması icap eder ki başınızı dik tutabilesiniz. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsun, ekonomik zaferlerle desteklenmedikçe asla başarılı olamazlar diyor. Yani ekonomi her şeyin temeli. Ekonomimiz kötüyse her şeyiniz kötü. Şimdi iktidar maalesef son şeylerde de bunu görüyoruz. Mesela ben bekliyordum ki bir tasarruf seferberliği Türkiye'de ilan edilsin. Bir üretim seferberliği Türkiye'de ilan edilsin. Bir kayıt dışı ekonomiyle mücadele seferberliği ilan edilsin. Bir ülkede gerçekten insanlar işsiz, işsiz insana iş bulabilmek için onlara kapıyı göstermek değil, emek yoğun alanlarda yatırım yapmanız gerekiyor. Bu konuda seferberlik yapılması gerekiyor. Nasıl ki İHA'larımız, SİHA'larımız sınırda geziyor, açığı var mı yok mu onu tespit ediyorsa, aynı zamanda ülkenin içerisinde de bunların gezmesi ve ülkenin içerisinde neresi ekiliyor, neresi dikiliyor, neresi de üretim yapılıyor, nerede hocam, yapılmıyor. Üretecek hal kalmadı şu an üreticide. Hayır yani o bu girdi siz, maliyetleriyle. Sizin bakın şimdi bu da şey bir kötümser bir yaklaşım tarzı. Her şart altında üretecek durum var. Yeter ki sizi destekleyin, hocam, önünü açın. İşte hükümet desteklemiyor bunu, ki üretici işte, nasıl üretsin? Bizim zaten bunu söylediğimiz şey hükümete söylüyoruz zaten. Hükümet destekleyecek, vatandaş da uyuz uyuz yatmayacak kardeşim. Dişiyle, tırnağıyla elindeki mevcut şeyleri harekete geçirmeye çalışacak. Hatta saksısına bile domates ekmenin yolunu bulacak. Yani her türlü imkanı kullanarak başkasına muhtaç, başkasından talep eder bir konumda kişi kendisini tutmayacak, orada bulunmayı kendisine zül sayacak. Yani dişinden, tırnağından artıracak, her şart altında başını dik tutmanın, karnını tok tutmanın yolunu vatandaş da bulacak. Bu şartlarda nasıl tutacak hocam sizce? Ya bu şartlarda nasıl tutacak? Bir, yaptığınız gereksiz harcamaları gözden geçireceksiniz. Üretici mi geçirecek hocam? Üretici de tüketici, herkes geçirecek. Vatandaş daha çok geçirecek. Yani eve fazla gelip de çürütüp bir tarafa attığınız ya da kullanmadığınız ya da parayı yastığın altında sakladığınız, yani onları mobil hale, ekonomik anlamda mobil hale getirecek şekilde kullanmadığınız her şeyi şey yapması lazım, dikkate alması lazım. Bu vatandaşın mikro yapacağı işler. Ama asıl bunları yönetecek ve yönlendirecek olan ise iktidardır, devletin çeşitli organlarıdır. Onlar işte tarım kredi kuruluşları, aklınıza gelen her türlü ekonomiyle ilgili bütün mekanizmalar bu konuda. Mesela tarlasını ekmeyene tarlayı ekmesi halinde onun elektriğini, gübresini, ya da ona verilecek ürünlerin daha düşük fiyatta verilmesi, her şart altında üretime yönelik bir zihniyetin oluşmasının sağlanması gerekiyor. Hiçbir şey çaresiz değildir. Her sorunun bir çözümü vardır. Şu veya bu ölçüde herkes ama bak burada yalnız iktidardan bahsetmiyorum. Bütün insanların bu konuda tepki ve aynı zamanda da tutum belirlemesi gerekir. Yani Türkiye tabir yerindeyse bir ticaret ve tüketim toplumu haline getirilmiştir. Ve biz de kolay yoldan birileri versin, cebimiz para dolsun, biz de onu harcayalım gibi bir mantıkla hareket ediyoruz. Halbuki rahatınıza kıyacaksınız. Uykunuzu kendinize haram edeceksiniz. Eğer çocuğunuz aç, karnınızda yeteri kadar istediğinizde doyuramıyorsanız mutlaka şu ana kadar düşündüğünüzün, yaptığınızın dışında bir şeyler yapmanın yolunu ve yöntemini bulacaksınız. Burada herkese sorumluluk düşüyor. Bir de bu vatandaş bu kadar şeye rağmen, ekonomik sıkıntıya, bu kadar zamlara rağmen gitti yine bu iktidarı seçti. Yani vatandaş ben dayak yemek istiyorum, adamlar da dayak atıyorlar bol bol. Yani motorunun fiyatı Cumhuriyet tarihinde irdeleyin.
ilk kez işte 5 lira, 6 lira, 7 lira bir zam geldiğini ve bunu da çok ciddi bir şekilde açıklayacak konumda ve durumda olduklarını görüyorsunuz. Üst üste zamlar, sürekli zamlar geliyor. Bu bilinen bir şeydi. Yani sizin eğer üretim tüketim dengesizliğiniz, gelir gider dengesizliğiniz, ithalat ihracat dengesizliğiniz varsa aradaki şeyi kapatabilmeniz için yapmanız gereken şey talebi azaltmaktır. Yani toplumsal talebi azaltabilmek için de fiyatları yükseltirseniz o malın alanlar daha az ondan alırlar. 2 kilo yerine 1 kilo alır. Bu sefer oradan tasarruf etmiş olursunuz. Yani bugün yapılan şey de onunla ilgili. Çünkü ekonomi başından beri çok kötü yönetiliyordu. Evet. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanı'nın her konunun alimi olduğu gibi ekonominin de profesörü olduğunu, kitabını yazdığını ifade etmesi ve faiz meselesine diğer konulara farklı bir yaklaşımla ekonomi bakanlarını, maliye bakanlarını yönlendirmesi Türkiye'yi bu noktaya getirmiştir. Fakat buraya gelmede hiç kimse sorumluluk almıyor. Üzerine sorumluluk almıyor. Yani bu daha sorgulanmadı. Biz bu noktaya niye düştük? Yani bu sürekli zam furyasına nasıl geldik? Bu hükümetin uygulamalarıyla, Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirleriyle yakından alakalı bir durum. Kimse doğruyu ve yanlışı söyleyemiyordu. İşte dikkat ederseniz 3-4 tane bakan değişti o süreçte. Yani şimdi adam efendim öyle değil aslında doğrusu şudur dediği zaman o görevden gidiyordu. Gitti. Şimdi döndü dolaştı başa geldik. İşte Sayın Şimşek geldi. Şimdi o rasyonalize edeceğiz dedi. Yani rasyonalize edeceğiz ne demek? Akılcı hale getireceğiz ve gerçekçi davranacağız anlamında cümleyi kurdu. O cümleyi kurmasının nedeni de şu. Demek ki daha önce irrasyoneldi. Yani akıl dışıydı uygulamalar ki doğru. Ve gerçekçi değildi ki o da doğru. Ama bugün yani vatandaş bunu kaldıracak konumda ve durumda değil. Zam yapmak suretiyle de bunu şey yapmanız mümkün değil. Şimdi hükümet düşünüyor ki biz ne yaparsak yapalım bu vatandaş bizi destekliyor ve oyunu da veriyor. Şimdi seçimlere doğru Ocak ayında bir de emeklilere bir düzeltme yaparız. Ufak bir, ondan sonra mahalli idareleri de alırız. Ondan sonra da artık vatandaşa gereken her türlü zamı da zulümü de yaparız gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Yani bu anlayışın kökten değiştirilmesi lazım. Sorumluluğu herkese yüklenmesi gerekir. Hükümetin vatandaşın önünü açması, vatandaşın elini güçlendirmesi, vatandaşı doğru alanlara kanalize etmesi gerekir. Et ülkesi Türkiye et ithal ediyorsa, yayla ülkesi Türkiye ot ithal ediyorsa ve meyve ülkesi Türkiye'de yabancı meyveler, ithal meyveler pazarları istila etmişse oturup bir bakacaksınız. Bunların karşılığını vermek zorundasınız. Bunların karşılığı da çok açık işte zam olarak geliyor. Paranızın değerinin düşmesi olarak geliyor. Onun için dünyanın her yerinde aklı başındaki hükümetler meritokratik bir yapı kurarlar. Yani liyakatlıların iktidarını kurarlar. Bir işi en iyi bilenlerin meydana getirdiği kolektif kümenin kolektif yönetimini ortaya koyarlar. Bilmeyenlere havai ve sokak ağzıyla konuşanlara getirir ülkenin en stratejik kurumlarını teslim ederseniz çok kısa sürede bu durumlara ülke gelmiş olur. Hı. Onun için hükümet silkelenip titreyip kendisine gelmesi lazım ve kendisini sorgulaması lazım. Hangi politikalarımız bizi buraya getirdi? Bunları bir gözden geçirmesi lazım. Hık mık mırın kırın etmenin bir manası yoktur. Dün Mısır'la kavga ediyorduk. Mısır'da Mursi gitti, Sisi geldi diye. Sanki bizim sorunumuz diye. Bugün Mısır'la ilişki kurmak için dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'deki darbenin arkasında finansörü olarak ifade ederken onları ziyaret etmeye gidiyor. Ya şimdi bunları bir gözden geçirin arkadaş. Daha önceki mi doğruydu, şimdiki mi doğru? Daha önce mi hata yaptınız, şimdi mi hata yaptınız? Ha şimdi bunu siyaset olsun diye söylemiyorum.
Bunu bir şey için söylüyorum. Yani yapmış olduğunuz yanlışları bir daha bu millete yaptırmayın. Akla aykırı konuşmayın. Akla aykırı, gerçeklere aykırı uygulamaları millete getirip dayatmayın. Ondan sonra da ortaya çıkacak olumsuz sonuçları da şuna buna ihale etmeye kalkmayın. 22 senedir iktidardasınız. İktidarınız hayırlı uğurlu olsun. Ama milletin durumu da işte burada. Millet pazarlarda, ben pazarda gezemiyorum. Yani evet, her gün 3 kişi, 5 kişi gittiğim her yerde hocam ne olacak halimiz, ne olacak halimiz? Bir şey olmayacak. Çekeceksiniz, çekeceğiz. Çünkü siz istediniz, böyle oldu. Siz isteyeceksiniz, yine böyle olmaya devam edecek. Yani herkes kendisini gözden geçirmesi lazım. Herkes kendisini sorgulaması lazım. Yoksa sorunları sebebi şudur, efendim işte şundan kaynaklanmıştır diyerek sorundan kurtulamazsınız. Sorunun kaynağına gideceksiniz. Objektif, akıllı, tutarlı bir şekilde sorunu çözmeye çalışacaksınız. Hükümete de bir şey söyleyeyim. Böyle muhalefet karşısında seçiliyorlar kendileri. Güçlü bir muhalefet olsa bu ekonomiyle bırakın belediye başkanı seçmeyi, encümene bile adam sokamazlar.